Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. La tezulu gadama abdin yevmel kıyame. Kıyamet günü kulun iki ayağı serbest bırakılmaz. Hatta yüsele an arba. Dört şeyden hesaba çekilmedikçe. Evet, dört şeyin hesabını vermedikçe ne cennete gitmek var ne de cehenneme. Allah bizi şu dört şeyden hesaba çekecek. An umrihi fîmâ efnâ. Ömrünü nerede tükettiğinden. Ve an ilmihi mâ amile bih. İlmiyle ne amel ettiğinden. Ve an mâlihi min eynek tesebe. Ve fîmâ enfaga. Malını nerede kazanıp nerede harcadığından. Ve an cismihi fîmâ ebla. Ve cismini nerede çürüttüğünden. Evet, Allah bizi dört şeyden hesaba çekecek. Ömrümüzden hesaba çekecek. Onu nasıl geçirdiğimizi soracak. İbadet ve itaatle mi geçirdik? Yoksa isyan ve günahla mı bunun hesabını vereceğiz? Sonra Allah bizi ilmimizden hesaba çekecek. Bize verdiği ilimle ne yaptık? O ilmi dünyayı kazanmaya bir vesile ve gösterişin bir aracı mı yaptık? Yoksa o ilmi Allah rızası için öğretip onunla amel mi ettik? Bunun hesabını vereceğiz. Sonra Allah bizi malımızdan hesaba çekecek. O malı nerede kazandık ve nerede harcadık? Malımızı helalden kazanıp Allah yolunda mı harcadık? Yoksa haramdan kazanıp günah ve isyan yolunda mı harcadık? Bunun hesabını vereceğiz. Ve Allah bizi cismimizden hesaba çekecek. Bu cismi nerede çürüttük ve bu cisme takılan aza ve duyguları nerede kullandık? Gözle neyi gördük? Kulakla neyi işittik? Dille neyi konuştuk? Elle neyi tuttuk? Ve hakeza. Cismimizin ve bütün aza ve duygularımızın hesabını vereceğiz. Rabbim bizi o gün mahcup etmesin. Bu hesabı kolaylıkla verebilen kullar zümresine dahil eylesin. Amin.